Bir cümle daha söyleyeyim. Sen belki Ömer Faruk Yagmurlarsa sen de birkaç şey söylemek istersin. Şimdi biliyorsun, oh oh diye bir konuşma yaptı Süleyman Soylu mecliste hedeflere hedef olarak bir konuşma yaptı falan. Ya siyasi bir konuşmadır dersin. Yani üstü bunu şey yaparsın hoşuna gitmez falan filan. Biz eleştiririz şey eleştirir falan filan. O cümleler üzerinden bir tartışma yürüdü. Fakat Levent, bu ülkenin, bu devletin, hepimizin bir de şu anda ona bağlı olan polis teşkilatı var. Polis teşkilatı ne yaptı? Birkaç operasyon yaptı doğuda. İşte uyuşturucu yakaladı. Ellerine sağlık. Helal olsun. İyi ki de yakaladılar. Fakat o uyuşturucularla oh oh yazdılar. Yetmedi. T-shirtlerinde oh oh yazan t-shirtlerle emniyet teşkilatına gittiler. Levent. Yani partili atanmış bir siyasi kişinin söylediği, mecliste söylediği ve tırnak içinde muhalefet tarafından tepki çeken bir cümleyi çoğaltmaya başladılar. Şimdi yarın öbür gün bir tane polis memuru sırtına uyuşturucu kaçaklısı zindaşlığı kim korudu yazan bir tişörtle gelse ki rahmetli olduğu için hani fazla konuşmayalım Burhan Kuzu biliyorsun fotoğraflar çıktı işte kayıtlar çıktı falan filan öyle bir şeyle gelse ne yapacaklar gezebilecek mi etrafta oh ohçularla zindaştığı kim koruducular arasında daha evvel 80 e öncesinde olmadı mı polisler arasında veya kısa bir süre evvele kadar siz FETÖ'cüler, FETÖ'lülaçlar denen insanların içinde bir arada olanlar oldu, ayıklananlar oldu, FETÖ'cüler yüzünden dışlanan polisler oldu. Ey polisler siz bu memleketin, bu devletin bizlerin polisisiniz. Bırak siyasetçilerin söylediği sözleri tekrarlamak devletin, AKP'nin İktidarın polisi olmak yakışır iyi polise. Ama bu noktalara kadar Türkiye gelmiş durumda. Bence de geldi. Çünkü biz Türkiye'nin artık bir parti devletini olduğunu kabul etmiyoruz. Etmiyoruz doğal olarak. Çünkü kabullenmek istemiyoruz. Türkiye bir parti devleti. O partinin polisleri, o partinin askeri, ordusu, o partinin bürokrasisi ki bir parti değil artık iki parti. iki parti kendi aralarında bürokrasiyi paylaşıyorlar. İşte mesela ben de sosyal medyada bir video gördüm. Korkunçtu yani. Bir polis okulu bahçesi diye bir video. Polisler, yüzlerce polis, bir sivil arabayla biri geliyor, onu karşılıyorlar. Aklıma olsaydı yayınlardık şimdi burada. Polislerin tamamı MHP'nin kurt işaretini yapıyor ve marş söylüyorlar. Orası bir MHP'nin şeyiydi. Toplantısı gibi yani. Polis bu devlet polisi. Ama zaten devlet artık Erdoğan ve Bahçeli demek. Şimdi biraz daha Bahçeli ağırlıklı olarak, daha çok Bahçeli demek devlet. Erdoğan biraz daha kuklası pozisyonunda işin. Şimdi ben bugün Süleyman Soylu'yu dinlerken şöyle dedim içimden kendi kendime. Bu bir devlet adamı değil bir çete reisi gibi konuşuyor. Çünkü o üslup bir devlet adamı, bir dış, İçişleri Bakanı üslubu değil. Bildiğim bir kabadayı ortalama bir, bir çete mensubunun dili. Niye söylüyorum bunu? Bu ağır, bu kadar ağır bir ithamı şundan söylüyorum. Bir yargı kararı olmadan, bırak Gergerlioğlu gibi hani bu ülkenin çok namuslu bir evladını değil, hiç kimseye bir İçişleri Bakanı'nın terörist deme hakkı yok. Bu en hafif tabirle hadsizliktir, haddini bilmemezliktir. İçişleri Bakanıysan İçişleri Bakanı gibi davran. Bırak ona yargı karar versin. Varsa elinde Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bir kanaatin, bir belgen, bir delilin FETÖ teröristi olduğuna dair veyahut FETÖ'ye bir sempati beslediğine dair en küçük bir delilin varsa devlet adamı terbiyesi içerisinde götür onu hukuka ver. Hukuk ne yapacaksa yapsın. Şimdi Ömer Faruk Gergedeoğlu'na saldırıyor Süleyman Soylu. Niye? Ömer Faruk Gergedeoğlu hepimizin gözünün önünde bir, birkaç haftadır ülkede hapishanelerdeki çıplak aramayı. Bu Ömer Faruk'un ortaya attığı bir iddia değil ki. Yüzlerce insan çıktı dedi ki evet yüzlerce kadın. Ya bu ülkenin evladı. AK Parti'ye oy veren insanlar zerre kadar artık vicdanı, ahlakı kalmadı mı? Zerre kadar kalmadı mı sizin? Sizin kızınız, karınız, çoluğunuz, çocuğunuz, çıplak aranıyor hapishanelerde. Yüzlerce insan çıkıyor. Ben çıplak arandım diyor. Bir kişi değil, iki kişi değil. Bunlar hepsi FETÖcü değil ki. Bugün mesela gördüğüm gördüm. CHP şey Tuncay, Tuncay Özkan, Özkan'dan, Tuncay Özkan'dan Erdem, Eren Erdem'e kadar gezi. tabi Yani Müesser Yıldız o TV yazarı bir sürü insan çıkıp diyor ki arkadaş çıplak arama var. Bu utanmazca bir işkencedir. Kime yapılırsa yapılsın insan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Düşmanının kadına, kızına böyle bir şey yapmaktan utanır. Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu 10 gündür 15 gündür bununla uğraşıyor. Bununla ilgili sen devlet adamıysan, zerre kadar devlet terbiyen varsa çıkarsın. Dersin ki arkadaş, araştırıyoruz. Sorumlular cezasını çekecektir. Niye adama saldırıyorsun? Eğer bir terörist birbirimize bir terörist tanımı yapacaksak, hele bu FETÖ üzerinden olacaksa, bana göre Süleyman Soylu oraya daha yakın. Çünkü Ömer Faruk Gergeroğlu'nu ben çok eskiden beri tanırım. Ömer Faruk Gergeroğlu'nun tek bir gün ne FETÖ ile ilgili bir demecini, ne övgü dolu bir sözünü, ne şak şakını, ne herhangi bir şeyini ne gördüm ne duydum. Benim arkadaşım, Süleyman Soylu'nun gördüm mü gördüm. Süleyman Soylu'nun Fethullah Gülen'e metiyeler dizdiğine dair yüzlerce konuşması var. Yüzlerce tweet'i var. Fethullah Gülen'e dizdiği metiyeler orada duruyor. Eğer o geçmişe bakarak birbirimize bir yargı kararı olmadan, hukuku hesaba katmadan birbirimize bu tip ithamlarda bulunacaksak bence ona en fazla Süleyman Soylu hak ediyor. Şimdi daha vahim olanı şimdi hem Tayyip Erdoğan'ın üslubuna baktığımızda ahim mi kararı takmıyoruz bilmem falan gibi yaklaşımı hem Devlet Bahçeli'nin yine aynı benzer takmıyoruz gibi sakil bir cümle yaklaşım hem Süleyman Soylu'nun bugünkü Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili söylemiş olduğu onların üçünü bir araya getirdiğimde bunlar bir devlet yönetmiyorlar bunlar bir çete yönetiyorlar öyle bir üslup var devlet terbiyesi yok devlet terbiyesi yok kural yok hukuk yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok yani şimdi bu bu devlet değil ki devlet yönetmek biraz terbiye gerektirir biraz görgü gerektirir biraz olgunluk gerektirir biraz ciddiyet gerektirir biraz biraz ağır başlılık gerektirir. Biraz hakkaniyet olmayı gerektirir. Devlet yönetmek önüne gelen terörist demek hakkı vermez sana. Bu hadsizliktir. Devlet yönetmek demek Avrupa gibi bir kurumun kararına takmıyoruz diye ilkokul düzeyi cevaplar vermeyi gerektirmez. Devlet ağır başlılıktır. çünkü o devlet çünkü o bizi temsil ediyor. Çünkü beni bu kadar utanç verici insanların temsil etmesinden utanıyorum. Ben devlet Bahçeli'nin takmıyoruz cümlesinden utanç duyuyorum. Ben böyle bir insan değilim. Ben muhataplarıma takmıyoruz kelimesini kullanmaktan hicap duyarım. Hukuk çıkar uymuyoruz diyebilir bunu anlarım. Hukuk kurumlar olarak. Tayyip Erdoğan'ın ilkokul düzeyi bir çete mensubu gibi üslubundan utanıyorum. Süleyman Soylu'nun hukuk olmadan, kural kanun dinlemeden önüne gelen hakaret etmesinden hicap duyuyorum. Beni temsil etmemeleri lazım. Ben ben böyle insanlar tarafından yönetiliyor olmaktan büyük bir hicap duyuyorum. Kahr olduğumu da söyleyebilirim. Çünkü ben bu ülkenin bir evladıyım. Evladı olduğum ülkede haysiyetimle, onurumla, saygın, nazik, efendice yaşamak istiyorum. Ve beni temsil eden insanların da hukuka uymalarını bekliyorum. Eğer İçişleri Bakanı hukuka uymayacaksa kimse uymaz. Eğer Cumhurbaşkanı hukuka kurala uymayacaksa kimse uymaz. Devlet Bahçeli gibi bu ülkeyi en çok sevdiğini söyleyen biri Anayasa Mahkemesi şey sayarsa, hukuku ortadan kaldırırsa mafya da uymaz o zaman. Mafya ne uysun ki?